da aynı yaklaşımla sürdürüleceğine inancım tamdır. Ancak uluslararası boyutu bulunan Suriye'deki fiili durumla ilgili olarak ülkemizin bugüne kadar devam ettirdiği barışçı tutum ve vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımının ülkemizin bölünmez bütünlüğü olmasını asla kabul edemeyiz. Hiçbir ülke, kişi veya kuruluşun bu yaklaşımları hoşgörüyle karşılamamızı beklemeye de hakkı yoktur. Yani hiçbir zafiyet yoktur. Yani güvenlik olarak sahadayız ve Sayın Muharrem arz ettiği gibi bazı yakalanan malzemeleri, silahları, yani burada söylemek istemiyoruz biz. Yani tereyağından kıl çeker gibi yakalanan malzemeleri şu an burada açıklasa dudağınız çıkar sizin. Yani 24 saat esasına göre yakalanan malzemeleri son 15 gün içerisinde, 20 gün içerisinde Türkiye'deki en büyük silah ve mühimmat yakalandı. Yani bunları biz basınla paylaşacak halimiz yok. Bir de 2000-3000 kişi deyip de olayı açıklayamayalım. Gerçeği şuraya koymak evet, için. Bu yeterli şimdi arkadaşlar. Zaten Türkiye'de ilk siyasi cinayeti işlendiği biridir arkadaş. Düztepe'de. Yani oralara girmeyelim de. Yani şey böyle sanki son bir yılda spesifik olarak Gaziantep terör üssü olmuş gibi bir algılama Gaziantep'in gerçeğini bilmiyoruz. Evet, son bir söz mümkün değil. Onu emniyet müdürümüz bilir, jandarma komutanımız bilir, yukarıda üstlerimizin bilmesi gerekenler bilir. Çünkü bu operasyonda sizlerden ricamız basın, tüm vatandaşlarımızı sağduyuya davet etsin. Gaziantep bir barış ve huzur kentidir. Bunun bozulmaması için hepimizin üzerinde önemli sorumluluklar düşüyor. Sizlerin de basın olarak bize yardımcı olmanızı bekliyoruz.